95 yılının Mayıs ayında Medine Havaalanı'nda vefat etti. Mezarı şimdi Hazreti Osman'ın ayak ucunda, Medine Münevvere'de. Gittiğimizde işte oraları, Resulullah'ı ve sahabeyi telleri ziyaret edip dönüyorum sık sık. Uhud Harbi'nin son demlerinde 74 sahabi şehit olmuş. Zor bir gün. Hazreti Peygamber yaralıdır. Yüzünde yara var Resulullah'ın. Dişi kırılmış, çenesi yarılmış, dudağı yarılmış. Yüzünde kan var Resulullah'ın. Ağır bir imtihan geçiriyor sahabi. Hazreti Hamza gibi, Hazreti Mus'ab gibi, Enes bin Nadır gibi, Abdullah bin Cahş gibi, Hazreti Hanzala gibi radiyallahu anhum, büyük sahabiler birbiri ardınca uzanmışlar. Resulullah'ı koruyayım derken birbiri ardınca şehit olmuşlar. Resul-i Ekrem oturduğu yerden yaralı tek tek soruyor, falanca nerede, filanca nerede? Cesedini getirin. Bütün cesetler yan yana konuyor. Mübarek cesetleri sahabenin. Resulullah bir Arap bakıyor, Enes bin Nadır'ı göremiyor. Enes bin Nadır belki çok azınızın ismini yeni duydu bir sahabi. Diyor ki, yeryüzünün övüncü benim peygamberim, diyor ki, buyuruyor ki, Enes bin Nadır nerede diyor. Arıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Çünkü harp geniş bir alanda böyle. Bulamıyorlar, geliyorlar, diyorlar ki ya Resulallah, Enes'i göremedik. Hazreti Peygamber tekrar diyor ki Enes bin Nadır'ı bulun bana diyor. Ölü veya sağ getirin bana onu. Çok sevdiği bir sahabi. Arıyorlar, yine bulamıyorlar. Sahabeden biri diyor ki ben Enes bin Nadır'ı bulurum diyor. Nasıl bulacak? Çıkıyor böyle yüksek bir yere benim çıktığım gibi. Ondan sonra böyle elini getiriyor ağzına. Diyor ki Enes bin Nadır neredesin? Ses yok. Cevap veremiyor. Bir daha bağırıyor, Enes bin Nadır neredesin diyor. Ses yok. Bir daha sesleniyor, Enes bin Nadır neredesin diyor. Ses yok. Burada ne diyor ki, Enes bin Nadır, Resulullah seni soruyor. Resulullah'ın adını duyunca birden bir inilti geliyor. Ölüler arasındayım. Bakın son bir hamle, son bir nefesi var. Peygamberin adını duyunca o nefesi feda ediyor. Sahabi diyor ki koştum ona diyor. Gittim baktım, hakikaten bir yere yığılmış, vücudunda 70 yara vardı diyor. Paramparçaydı. Böyle vücudu doğranmış, kemikleri kırılmış, sadece gözlerinde hareket vardı. Diyor dedim ki, nasılsın diyor dedim. Keyfe ente ya Enes dedim. Nasılsın Enes dedim. Baktım diyor bana fısıltı halinde bir şey söylüyor böyle. Gücü de yetmiyor. Eğildim kulağına. Limenit debre dedi. Bırak dedi nasıl olduğumu. Peygamber nasıl onu bana söyle. Resulullah nasıl. Sen bana onu cevap ver. Diyor dedim ki Büşra. Büşra aleke diyor dedim ki seni müjdeliyorum. Allah'ın Resulü iyidir, seni soruyor. Baktım diyor böyle tuttu elimi sıkıca sımsıkı böyle kavradı. Dedi ki madem ki o sağdır bütün musibetler helal olsun. Madem ki Resulullah sağdır bütün musibetler helal olsun. Yani önemli değil bizim için. Sonra baktım dedi ki bana biraz sonra arkadaşlara giderken onlara de ki vallahi ben şu anda Uhud'un ötesinden cennetin kokusunu duyuyorum. Sonra bir şey daha söyledi. Dedi ki arkadaşlara de ki eğer vücutlarında bir damla kan varsa Resulullah'ı koruyamazlarsa o kanı akıtmadan sakın mahşer alemine gelmesinler. Allah onları kabul etmeyecektir dedi ve vefat etti. Diyor gittim Resulullah'a dedim ki Enes böyle söyledi. Diyor Resul-i Ekrem böyle gözyaşları içinde elini göğe doğru kaldırdı. Dedi ki ya Rabbi ben Enes'ten razıyım, sen de onu iyi karşıla ya Rabbi. Böyle bir ümmetti yani. Vahiy ile yoğrulmuş, Allah Resulü'nün sesini duyarak onun terbiyesiyle büyümüş, onun attığı adımla yürümüş bir ümmet. Allah mahşerde bizi onlarla haşr eylesin. Bakın ben 56 yaşında bir kardeşimizim. 56 yaşındayım. Herkes ölümden korkar. Doğru mu?
bizim gibi günahkarlar korkar. Gerçek sadıklar ölümden korkmaz. Ölüm diriliştir çünkü. Onun için Hazreti Mevlana ölüm gecesine gerdek gecesi diyor. Şeb-i Aruz diyor. Hazreti Muaz bin Cebel misafiri bulunduğumuz bu sahabi merhaben bil mevti, ölüm geldiği zaman diyor ki selam sana ölüm, hoş geldin diyor. Bunlar iman eden insanlar. Ben de tabii ki yani ya Rabbi mezar var, mahşer var, hesap var diye düşünüyorum. Ama bir şey aklıma gelince ölüm rahatlıyor benim için. Diyorum ki hayatımız boyunca günahımız var belki ama Allah Resulüne ve sahabisine muhabbetimiz var. Diyorum ki öldükten sonra Hazreti Peygamber'i, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini görmek var. Demek ki ölüm güzeldir onlarla beraber. Hiç güzel olmasaydı ölüm, ölür müydü Peygamber? Necip Fazıl öyle diyor. Eğer Muhammed Mustafa da ölümü tatsıysa demek ki güzeldir diyor. Bunu niye anlatıyorum? Biz imanla ve sevgiyle her şeyin üstesinden geliriz. Benim ninem rahmetli, babamın anası Şerife ninem vardı benim. Hocaydı böyle. Hocaydı yani. Böyle Minhaj gibi fıkıh kitaplarını okurdu yani. Tercüme ederdi. Bugünkü hocalardan daha hocaydı. Okumuş. Çünkü oğlu müftü, babası müftü, kayınpederi müftü. Bütün aile müftü. Okumuş medresede. Hazro tarafında. Rahmetli ninemin en çok okuduğu Allah'ın ismi değil biliyor musunuz? Ya Vedud. Ya Vedud. Vedud, seven ve sevilen. Allah kainatı bunun üzerine kurmuş. Sevmek ve sevilmek üzerine. Ama hakikaten bir mahfiyet içerisinde dünya hesabı yapmadan Allah'a uyabilmek. Ama nasıl bir uymak? Küçük bir örnekle bir gün Leyla ile Mecnun'u biliyorsunuz değil mi? Leyla seviyor, Mecnun kaçıyor. Mecnun seviyor, Leyla kaçıyor. Bir gün Leyla dolaşırken bir köye geliyor. Köyde yoldan geçiyor. Meğer namaz kılan birinin önünden geçiyormuş. Adam namazı bitirince dönüyor Mecnun'a, diyor ki nasıl namazın önünden geçersin diyor. Dikkat etmiyor musun? Mecnun bakıyor, diyor ki ben görmedim, kusura bakma diyor. Adam kızıyor. Hiç namaz kılanın üstünden önünden geçilir mi diyor. Dönüyor Mecnun, diyor ki esasen Mecnun Leyla'ya aşık değil, Allah'a aşık. Leyla onun bir onun vesilesidir Leyla. Mecnun diyor ki sen namaz kılan adam, ben Leyla'nın aşkından senin namaz kıldığını bile göremiyorum. Sende nasıl bir Allah aşkı var ki senin önünden geçtiğimi görebiliyorsun? Böyle aşk olur mu diyor. Seven diyor hiçbir şey görmez ki, sevdasının peşinde olur. Bizim sevdamız Allah olmalıdır. Bizim yoldaşımız Muhammed Mustafa olmalıdır. Işığımız Kur'an olmalıdır. Son sözümüz kelime-i şehadet olmalıdır. Hep beraber söyleyelim mi? Allah hepimize nasip eylesin. Evet, en sonda Rabbim nasip eylesin. Buyurun hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mevlam bu kelimeyle çene kapamayı hepimize nasip eylesin. Biliyorum ben konuşacağım, siz daha dinleyeceksiniz. Biz o zaman bir dua yapalım. Gaye buraya gelmek sizinle beraber olmaktı. Biz bütün o coğrafi şartlara rağmen geldik elhamdülillah. Sizi burada gördük. Mevlam gelecek senelerde daha da kalabalık olur inşallah. Daha da böyle biz de geliriz inşallah. Böyle gecikmeyiz. Bir daha sefere bir gün öncesinden geliriz inşallah. Diyarbakır'da uyuyoruz. Sabahleyin de yetişiriz buraya. Allah lütfederse. Perşembe akşamları programların devam ediyor ATV'de. İzliyor musunuz? Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Bir de Cuma sabahı devam ediyor. Ama hocam kalmışlar. Kısa tutuyoruz uykusuz kalmayasınız diye. Yoksa gece 2'ye 3'e kadar gider o. Biz dinleriz. Allah razı olsun. Siz dinleyin. Çocuklarınıza, gençlere dinletmeye çalışın. Daha sonra
internetten, YouTube'dan indirebiliyorsunuz. Çünkü orada güzel mesajlar veriyoruz. Ben sevinirsiniz diye bir şey söyleyeyim size. Bakın. Burada böyle güzel bir kalabalığınız var. Türkiye'nin neresine gidersek, sevgili kurtlular, sevinin diye söylüyorum. Türkiye'nin neresine gidersek, Çanakkale, Kayseri, Yozgat, Manisa, hiç önemli değil. İzmir, en az kalabalık 5000 kişidir. Geçen Kayseri'deydik. Bir spor salonu var, Kadir Has Spor Salonu diye 5 katlı. Tam 20.000 kişi vardı. Yani Türkiye'nin her yerinde bu manzaranın 100 katı var. Bu nedir bu? Mesela Nihat Hoca hatırı falan değil. Biz hikayeyiz hepimiz. Millet peygamberine koşuyor. Millet farkına vardı. Allah sizden razı olsun. Elhamdülillah. Belki biz vesile olanlardanız, televizyonlarda bu işi başlatarak, bizden önce dini programlar yoktur biliyorsunuz. Bizden sonra çoğalmaya başladı. Eskiden hocaları kavga ettirirlerdi. Şimdi kalktı onlar hepsi. Dikkat edin, yok bunlar artık. İslam anlatılıyor elhamdülillah. Ama şunu söylüyorum. Bu millet yeniden peygamberi keşfediyor. Ama yetmiyor bana. Ben istiyorum ki Türkiye'deki her evde, kulüpteki, Dicle'deki, Lice'deki, Siirt'teki, Baykan'daki neresinde seniz deyiniz. Her evde, her dem Hazreti Muhammed Mustafa'nın adı anılsın aleyhissalatü vesselam. O zaman benim gönlüm rahat olur. Derim ki ya Rabbi, senin peygamber yolundayız. Bu işin siyaseti yok, politikası yok. Çünkü din hepimizindir. Doğru mu? Herkesin ortak noktasıdır ve Güneydoğu halkının da İslam'dan başka dini yoktur. Doğru mudur? Tek bir dini vardır. Allah'ın dini, Kur'an'ın dini, Muhammed Mustafa'nın indir. Mustafa'ya inen İslam dinidir. Allah sizi o dinden başka din arayışlarından uzak tutsun. Başka dine yönlendirmesin. Yok zaten başka dinin. Bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında başka dinin, her dine saygımız var. Eyvallah. Ama İslam'dan başkasına kalbimizde yer yoktur. Allah bizi İslam'la beraber haşreylesin inşallah. Evet. Evet. Tabii ki bu güzel günde çok geç kaldık belki ama ATV'nin haber ekibi de burada. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bizi yalnız bırakmadılar. Onlara bir alkış şöyle. Evet, bu alkış ATV'ye. Dua edelim mi beraber? Amin diyelim. Çünkü biz daha sonra Diyarbakır'daki 8 uçağına yetişeceğiz. Dönmemiz gerekiyor. Yarım programlarımız var. Ondan sonra sabah ne geleceksin hocam? Efendim? Seni sabah istiyorlar. Sabah geleceğim inşallah. Bir dahaki sefere siz daha kalabalık gelin. Söz mü önceki sene? Daha kalabalık. Herkes önümüzdeki sene yanında birini getirecek. Söz. Bilen bilmeyene söyleyecek inşallah böyle. Bu dağlar taşlar dolacak inşallah. Ondan sonra biz de erken geliriz Allah'ın izniyle. Yağmur geliyor. Eğer bu yağmur olmasa 3 günde böyle sabah gelip hoş gidiyor. Tamamdır peki. Biz burayı görmekle sevindik. Şimdi arkadaşlarım çekiyorlar. Türkiye'de burayı görecek bundan sonra inşallah. Evet. Türkiye'de burayı tanıyacak. Çünkü Diyarbakır ve çevresi bunu hak ediyor. Bununla anılmayı hak ediyor. Bu bölge sahabe ve peygamberle anılmayı hak ediyor. Allah onun hakkını vermeyi nasip eylesin. Ama burada esas himmet, esas gayret sizin halkındır. Ha? Bunun kaymakam bey, vali beyin yapacağı iş değil bunlar. Onlar bize yardımcı olurlar. Ama esas bunun imzasını atacak Güneydoğu'nun halkıdır inşallah. Devlam. Eyvallah. Maşallah. 3 milyon insan gelmiş diyor. Tamamdır. Yağmur rahmettir inşallah. Rahmettir yağmurdan. Peki. Amin diyelim mi? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Vessalatu vesselam ala mebusi rahmetelil alemin seyyidi ebil kasım Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke ente semiul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke ente tevvabur rahim ve ehdina ilal hak ve ila sıratike mustakim bi bereketil kur'anil azim ve bi hürmeti men arselte ve rahmetelil alemin. Ya Rabbi, ellerimizi sana açıyoruz, sana yalvarıyoruz bu güzel mekanda. Bu mekanda yatan mübarek kul, kulunun, Resulünün, ümmetinin yanında ellerimizi sana açmışız. Sana açılan bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızdan pişmanlık duyuyoruz, nedamet duyuyoruz, haya duyuyoruz yaptığımız hatalardan. Tek kapı olan senin kapına gelmişiz. Daha nefesimiz varken, tövbe imkanı varken, bütün günahlardan, hatalardan tövbe istiğfar ederek kapına geldik, yalvarıyoruz. Rahmet kapını, merhamet kapını, af kapını bize açıver ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, görünür veya görünmeyen her türlü marazdan, hastalıktan muaf eyle, uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerinden eyle, sevdiklerinle beraber haşr olanlardan eyle. Ya Rabbi, neyi seviyorsan ve razıysan bize de onun muhabbetini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, neyi sevmiyorsan onun da muhabbetini kalbimizden çıkar ya Rabbi. Amin. İlahi, korkularımızdan bizi emin eyle. Amin. İstediğimiz hayırlı olan şeylere bizleri ulaştır ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak yaşamayı ve mümin olarak, sadık olarak muttakilerin içerisinde haşr olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, mahşerin o çetin gününde Fahri Kainat Efendimiz'i ümmeti ümmeti diye haykıran ya Rabbi, ümmetime şefaat imkanı ver ya Rabbi, ümmetime şefaat imkanı ver diye haykıran Fahri Kainat İmam-ı Sakaleyn, Hatem-ü Nebiyyin olan, başların tacı olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin şefaatiyle beraber cennete girmeyi hepimize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, biz senden razıyız, sen bizden razı ol. Amin. Ya Rabbi, biz senden razıyız, sen bizden razı ol. Amin. Ya Rabbi, biz senden razıyız, sen bizden razı ol. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mursalin ve selametun alel hadirin vel hadirat ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabul niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Allah ebeden razı olsun. Bir plaket aracakmışız, onu da sevdim, ondan sonra devam edelim. Yedide senin makamına geldim, kısmet olmadı. Hocam,
برو انا جد انا انا وصلت كده فاطمه برو انا جد مش هاجي انت ناس يا تك ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Aslında mevcut olan manzara gösteriyor. Bu daha başlık bir kavun edilebilecek bir köyde. İnsanımız, gençlerimiz, hanımlar bu yağmurlu havada buradalar. Güneydoğu halkının dine gösterdiği duyarlılığı gösteriyor. Aslında her tarafta Türkiye'de böyle. Bunu çok iyi işlememiz, çok iyi ortaya koymamız, bizim çimentomuz bu aslında. Barışın, sevginin, kardeşliğin, bu ülkede beraber yaşamanın, sevmenin, yanlışlardan uzak durmanın yolu da budur. Kur'an'ı iyi anlatmak, sevgili peygamberimizi iyi anlatmak. Burada çok uzak olan, çok farklı bilinen bu bölgede bunu görmek son derece onur verici, sevindirici. Buradaki herkes İslam'ın ve İslam kardeşliğinin ve İslam'ı sevmenin tek yol olduğunu iyi biliyor. Onun için burada herkes. Yani politikaları yapamadığın aslında faydada bir araya getirebilir. Yani, tabii ki budur esasın. Yani Güneydoğu halkı dindar bir halktır. Dinini seven bir halktır. Dinine son derece bağlı bir halktır. Bu programlar çoğaldıkça, bu tür mekanizmalar işledikçe sanıyorum yanlış düşünenler veya yanlış bir yol açmaya çalışanlar önlerinde Güneydoğu halkının engelini görür. Doğru insanların ağzından doğru sözler elbette, duymak zorundalar elbette. Bu arada. İnsanları görüyorsunuz bir maddi menfaatleri yok ama nasıl dillerine sarılıyorlar. Nasıl böyle bu dağ başındaki mekana gelmişler. Sırf bir peygamberimizin bir dostunun mezarının burada olduğuna emin oldukları için buradalar. Hazreti Muaz bin Cebel'den dolayı. İşte bizi birleştiren unsur bu olsa gerek. Onu görünce de seviniyoruz ve gurur duyuyoruz. Müsaade edin. Düzenlemesi esas kürşe verilmesi daha uygun görüyoruz burada. Şu taraftan getirin. Anneler. Karaca.